akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ahmet Bulut hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Acıbadem Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği yeni açıldı. Evet. İlk defa öğrenci alacaksınız. Bu nedenle adayların çok fazla merak ettiği husus var. Bunlarla ilgili sorular yönelteceğiz size. Bilgisayar mühendisliği nedir hocam? Şimdi bilgisayar mühendisliği bir de bu işi yaklaşık bir 25 yıldır yapan birisi olarak ben yaşam tarzı olarak değerlendiriyorum bilgisayar mühendisliğini. Neden öyle diyorum? Çünkü bilgisayar mühendisleri özünde insanların hayatını kolaylaştırmak için varlar. Çünkü etraflarına baktıklarında rutin olan, insanların çok uğraştıkları, çok zamanlarını alan işleri görüp ya ben bunu sistematik bir hale getirerek çözebilirim, insanlar bu kadar zamanlarını bu rutin işlere ayırmak zorunda değil bakış açısıyla bakarlar ve oradaki problemi alır çözerler. Dolayısıyla insanlar için bir anda büyük bir kolaylık sağlarlar. Dolayısıyla bu bir yaşam tarzıdır. Neden? Çünkü bilgisayar mühendisliği, ideal bilgisayar mühendisliği öğrencisi bu şekilde bakıyor olması gerekiyor. Acaba bazı işler rutin mi ve bunları ben işte programlar yazarak, sistemler geliştirerek çözebilir miyim? İnsanların hayatlarını kolaylaştırabilir miyim bakış açısıyla bakması gerekiyor. Dolayısıyla bir yaşam tarzı. Peki bilgisayar mühendisliği mezunları ne iş yapar? Bilgisayar mühendisliği mezunlarının yapmayacağı bir iş düşünemiyorum açıkçası. Bilgisayar mühendisliği problem çözer. Dediğim gibi problem çözer, sistem tasarlar, katma değer üretir. Bu ne demektir? Şu anda katma değer üretmek bazlı bütün işler, hemen hemen bütün işler veri kaynaklı. Yani bir veriyi kullanıyoruz, bu veriden bir öngörü elde ediyoruz, daha sonra da bunu katma değere çeviriyoruz. Bu bir servis olabiliyor, bir ürün olabiliyor. Ama şu anda daha sıklıkla işte webde çalışan ürün ve servislerden bahsediyoruz. Ama bir katma değer üretiliyor. Bu her sektör için geçerli. Yani verinin olduğu her sektörde bilgisayar mühendisi çalışabilir, katma değer üretebilir. Çalışma alanları çok geniş. Yani hiç yani herhangi bir sektör saymak istemiyorum çünkü evet. Var mı acaba bilgisayar mühendisinin iş yapamayacağı bir sektör diye düşünüyorum. Bence yok. Spor dalında şu anda mesela biz görüyor muyuz, görmüyor muyuz bilmiyorum ama ben farkındayım ama çok fazla veri işleniyor mesela. Oyuncu kaç tane pas yapıyor? İşte tenis maçıdır işte. Yani sürekli bir veri akışı var. O veriden işte daha sonra o oyuncunun kendisine bir geri bildirim var. Bak sen böyle bugün bu şekilde oynadın deniyor. Kendini ilerletmek için bir fırsat sunuluyor. Dolayısıyla yani aklınıza gelebilecek her şeyde özellikle de verinin olduğu her yerde, her sektörde bilgisayar mühendisleri çok ideal çalışma arkadaşlar olurlar. Peki bu bölümü tercih edecek öğrenci sizce nasıl bir profile sahip olmalı? Bence meraklı olmalı. Tabii ki bu sadece bilgisayar mühendisliği için geçerli bir şey değil ama meraklı olmalı. Sorular sormalı, meraklı olmalı. Belki de en önemlisi sabırlı olmalı. Sabırlı olması gerekiyor çünkü az önce bahsettiğim rutin bazı işlerde yani sıklıkla yapılan günlük işlerde bir rutini görmek için birazcık böyle bir oturup bakmak gerekiyor. Bakarken de hakikaten dinlemek, görmek gerekiyor. Bunların hepsi aslında biraz sabırla alakalı şeyler. Yani çok böyle heyecanlı olmadı. Tabii ki heyecan çok önemli bu arada. Ama ben şeyden bahsediyorum. Yani en azından bir o andaki şöyle bir bakış açısından bahsediyorum. Yani sabırlı olması gerekiyor ki görsün. Görsün ki daha sonra da bunu ben acaba adım adım nasıl çözerim? Çünkü bir anda bir şekilde hani böyle bir şeyleri birbirine işte takıp takıştırıp çözülmüyor. Sistematik bir şekilde çözülüyor problemler bu arada. Yani program zaten öyle yazılıyor. Programlama altyapıların kendisi de öyle. Dolayısıyla o sabır, o basamak basamak ilerleme, adım adım gitme çok önemli. Dolayısıyla ben öğrencilerden şey bekliyorum açıkçası, sabırlı olmalarını bekliyorum. Tabii ki biz insan olarak birçok işi bir anda yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ben hatta onu bazen arkadaşlara anlatırken söylüyorum. Cep telefonu kullanarak araba sürmeyeceğimiz gibi sistem tasarlarken de, program yazarken de bir işe odaklanıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu birazcık hemen olmayabilir. Yani bu adım adım bir işe adım adım yaklaşmak, adım adım çözmeye çalışmak bir anda olmayabilir ama bu öğrenilecek bir şey. Biz zaten bilgisayar mühendisliği, lisans eğitiminde bunu da öğretmeyi planlıyoruz. Yani buradaki amaç sadece birilerine program yazmayı öğretmek değil, o değil. Çünkü bu bir yaşam tarzı dediğim gibi. Dolayısıyla insanın kendisini de hem sosyal hem profesyonel olarak geliştireceği bir formasyon sunmalıyız. Bir formasyonda bu lisans eğitimini vermeliyiz.
Sabırlı olmalı dedim, meraklı olmalı, sorular sormalı. Şimdi özünde problem çözmek var ama bunu söylemem gerekir. Yani problem çözmeyi seven insanlar olması gerekiyor bilgisayar mühendisliği adaylarının. Problemler de genelde büyüktür. Yani zaten küçük olsa çok önemsemeyiz. Dolayısıyla problem büyüktür. Şimdi problemi çözmek için, problemi bazen ne yazık ki çözmek yerine daha karmaşık hale getirmek için bir şeyler yaparız. Bunu istemiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi işte basamak basamak yapılacağına göre, sabırlı olmamız gerektiğine göre büyük problemi görüp önce bunu küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Yani o büyüğü bir küçüklere indirgememiz gerekiyor. Neden? Çünkü küçüğü çözmek daha kolay. Küçükleri çözdükten sonra da tekrar bütünü, büyük probleme çözümü inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu bir bakış açısı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada program yazmak, işte sistem tasarlamak bunlar güzel. Yani güzel söyleniyor, güzel, kulağa hoş geliyor ama burada tamamıyla bir iş yapış üslubundan bahsediyoruz aslında. O öğrenildikten sonra daha sonra bizim burada verdiğimiz bu teknik formasyonla iyi bir bilgisayar mühendisinin hem hayatından mutlu hem de üretken bir insan olması çok doğal. Hocam bu sene ilk defa öğrenci alacaksınız. Ve her bölümün öğrencilerin önüne koyduğu bir hedef vardır. Vizyonu ve misyonu vardır hocam. Sizin hedefiniz nedir hocam? Şimdi öncelikle belki az önceki soruyla da bağlantılı. Ben öğrencilerimizin biraz huzursuz olmalarını istiyorum açıkçası. Yani ben de bir şeyler yapabilirim, ben de üretebilirim huzursuzluğuyla gelen öğrencilere biz burada, bakın bilgisayar mühendisleri şu anda şimdi kreşlere gidiyoruz. Robotik kodlamadan bahsedebiliyorlar kreşlerde bile. Ben sadece mühendis teknik akademik bilimler haricinde beşeri bilimlerden olan hocalarımızın da, uzmanların da aslında algoritmalardan, işte programlamadan bahsettiğini görüyorum. İşte veri işlemeden, dijitalleşmeden bahsediliyor. Dolayısıyla bir kere herkes bunun farkında. Yani bilgisayar mühendisliği çok popüler değil mi? Çok popüler ve çok hiç olmadığı kadar yani göz önünde. Önemli olan burada insanların hayatlarına dokunan, hayatlarının günlük hayatlarının parçası olan ürün ve servisler geliştirmekten bahsediyorum. Bu büyük bir haz veriyor bu arada. Dolayısıyla önlerine koyacağımız hedef bu. Sen buradan bu donanımla mezun olacaksın ve bu amaçla buradan çıktıktan sonra mühendisliği icra etmeni bekliyoruz. Önüne koyduğumuz hedef bu öğrencilerimizin. Buraya gelirken de buradan çıktıktan sonra da. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler bu bölüm neden Acıbadem Üniversitesi'nde okumalı sizce? Şimdi bilgisayar mühendisliği bölümü dediğim gibi revaçta birçok üniversitede de var. Burada akademik kadronun yetkinliği, işte daha önceki tecrübelerinden bahsetmek gerekir. Ben kendim 10 yıllık bir akademik tecrübem var. Öncesinde Amerika'da doktora aldım. Bir 5 yıl çalıştım mühendis olarak, bilfiil çalıştım büyük ve küçük çaplı şirketlerde. Daha sonra da 10 yıllık bir akademik tecrübem var. Bu akademik tecrübe bana çok şey öğretti. Hem bu 2010-2020 yıllarından bahsediyorum ki bu 10 yıl çok önemli bu arada bilgisayar mühendisliği için. Şu anda çünkü kullandığımız birçok şeyin aslında en popüler olduğu bu 10 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla o 10 yıl içerisinde harmanlanmış hem kendi açımdan kişisel olarak hem de ben daha önce de bölüm başkanlığı yaptım. Hatta yani bölüm başkanlığı tecrübem var. Çünkü bölüm başkanlığı ne demek? Bir müfredatın şekillenmesi demek. Bir müfredatı işte bir dersler bütünü olarak görmek çok yanlıştır bu arada söylemem gerekir. Yani biz işte şu dersi veriyoruz, bu dersi öğretiyoruz, şöyle laboratuvarlarımız var. Bu demek değil. Bence tamamıyla bir yaşam tarzıdır, bir bakış açısıdır, bir vizyondur. Dolayısıyla o vizyon da bir anda olmuyor. Yani zamanla gelişen bir şey. Şimdi o dediğim gibi o 10 yıllık bir akademik tecrübe belki daha fazlası gerekiyor bu arada. Ama bu elzem, bunun bilincindeyim. Bu tecrübeye de sahibiz. Dolayısıyla ben ve benimle beraber diğer hoca arkadaşlarım da benzer hocalar. Ne demek bu? İşte hem akademik tecrübeleri var hem de endüstri tecrübeleri var. Bu ikisi çok önemli bu arada. Bilgisayar, az önce şunu söyledim. Ben öğrencilerimin önüne ne koymak istiyorum? Yani nasıl bir hedef koymak istiyorum? Aslında bu hedefe kendilerinin sahibi olmaları daha önemli bu arada. Ben belki onlara sadece farkındalık kazandırabilirim. Sen insanların hayatlarına dokunacak ürün ve servisler geliştireceksin. Onların hayatlarını kolaylaştıracaksın. Hem kendinin hem başka insanların. Dolayısıyla burada bunu yapabilmek için sadece bir akademik tecrübe yeterli olmuyor.
endüstri tarafı da çok elzem burada. Dolayısıyla hem endüstri hem akademi ortak bir potada harmanlanmış olacak ki biz bu dediğimiz şeyi başarabilelim. Şimdi Acıbadem Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ndeki akademik kadro hem akademik tecrübesi olan hem de endüstri tecrübesi olan hocalardan oluşuyor. Ve bunlar herhangi şirketler değil, herhangi kurumlar değil. En bildiğimiz şu anda cebinizdeki akıllı telefondaki çipleri üreten şirketlerde endüstri tecrübesinden bahsediyor. Hocam çift anadalı ve yan anadalı olanaklarından bahseder misiniz? Çünkü bu disiplinler arası bağlantıyı kurmanın aslında ilk adımı diyebiliriz. Evet. Şimdi yan dal, öncelikle yan daldan bahsedelim, o çünkü daha kolay. Yan dalda diploma vermiyoruz. Şimdi bazen ben bir yan dal yapsam elime ne geçer diye düşünüldüğünde elinize bir diploma geçmiyor. Yani ek bir diploma geçmiyor, onu söylemem gerekiyor. Yan dal tamamıyla sizin çok merak ettiğiniz bir disiplin. Bu psikoloji de olabilir, başka bir mühendislik dalı da olabilir. O dalda yaklaşık 6-7 tane dersten bahsediyoruz bu arada. Çok fazla ders değil. Çünkü diploma almayacaksınız dolayısıyla. Bu dersleri alarak bir farkındalık kazanıyorsunuz. Kendinize biraz daha yeni bir alanla ilgili bir aslında tam adı o galiba, farkındalık kazanıyorsunuz. Daha çok ders alsanız mı o zaman belki çift anadal düşünebilirsiniz. Şimdi çift anadalda ise ona geçiş yapıyoruz. Diploma alıyorsunuz artık. Dolayısıyla 5-6 dersle olmuyor bu. Genelde mesela eğer çift anadal alacağınız diğer bölümle sizin kendi öz bölümünüz ortak bir şekilde sizin alacağınız ders sayısını bir şekilde başka derslerle yani sizin için çözmüşse işiniz biraz daha kolay oluyor. Ama mesela bir yan dala çarpı 2 diyelim. 2 kat daha fazla ders alarak ama iyi bir şekilde oluşturulmuşsa alabilirsiniz. Şimdi Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde tıp mühendisliği bölümümüz var. Zaten Acıbadem Üniversitesi'nde kendisi sağlık alanında bir numara diyeceğim. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Neden? Normalde bir mühendislik fakültesi içerisinde, Acıbadem Üniversitesi'nden bahsetmiyorum. Genelde olan bölümleri söyleyeyim. Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği. Yanına başkalarını da ekleyebilirsiniz. Ben bu üçünde kalayım. Şimdi bu mühendislik dalları genelde teorik kalabilir. Dersleri müfredatta vardır. Yani her bir elektrik elektronik mühendisinin veya her bir bilgisayar mühendisinin alması gereken dersler zaten vardır. Peki sadece derslerle olacak bir şey gibi gözüküyor mu? Bir insanın bir mesleki bir donanım kazanması sadece derslerle olacak bir şey değil. Dolayısıyla şimdi elektrik mühendisliği de bir şekilde diyor ki ben tamam bir teorik bir formasyon kazandım. Benim bunu bir icra etmem gerekiyor ki daha iyi öğreneyim, daha iyi kavrayayım diye. Aynı şekilde bilgisayar mühendisliği için de geçerli. Ben bilgisayar mühendisliğine dönük dersler aldım. Algoritma biliyorum. Algoritma ne demektir? Problem çözmek ne demektir? Program yazmak ne demektir? Bunların hepsini biliyorum tamam da peki sen bunların hiç bir gerçek hayatta, gerçek bir diyorum insanların hayatına dokunan bir yerde kullandın mı o genelde eksik kalabilir. Şimdi Acıbadem Üniversitesi'nin bence en büyük avantajı, Acıbadem Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin en büyük avantajı şu olacak. Şimdi bilgisayar mühendisliği formasyonunu çok iyi alacaklar. Şimdi ben bunu nerede kullanırım diye, kullanacağım diye sorduğunda ise bu tarafta büyük bir sağlık sektörü var. Az önce ne demiştim? İşte veri olan her sektörde bilgisayar mühendisliği katma değer üretebilir. Burada sağlık var. Ama herhangi bir sağlıktan bahsetmiyoruz. Çok devasa bir sağlık oyuncusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada veri de var, problem de var, çözülmesi gereken birçok şey var. Şimdi burada bilgisayar mühendisliği öğrencisi derse ki ben tıp mühendisliğinde, ki bizim tıp mühendisliği mühendislik fakültesinde diğer mühendislik dalımız. Çift anadal yapacağım derse bence bu çok yerinde olur. Çünkü sadece birkaç ders almaktan bahsetmiyoruz artık. Zaten tamamıyla bir büyük bir devasa sağlık sektörü oyuncusunun bütün problemleriyle, verisiyle, dersleriyle çift anadal olanağı sunmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, bilgisayar mühendisliği öğrencileri sağlık sektöründe çok rahatlıkla hem kendilerini gösterebilirler hem de ikinci bir diplomayı alabilirler. Bu diplomanın adı da tıp mühendisliği olacak dediğim gibi. Çünkü sağlık sektöründen bahsediyoruz. İlerleyen vadede yeni mühendislik dalları eklendikçe o diğer mühendislik dallarında da çift anadal yapılabilir. Ama şunu söylemem gerekiyor. Herhangi bir dersler listesini alarak diploma almak da çift anadal olabilir. Ama az önce bahsettiğiniz gibi Acıbadem Üniversitesi'nin sunduğu bu sağlık
sektöründeki zenginlik var ya, o bambaşka bir çift ana dal olacaktır. Dolayısıyla bu her üniversitenin sunabileceği bir çift ana dal değil. Bunun farkında olmak gerekir. Aday öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki fark. Sizce evet. Bu fark nedir? Açıkçası ben bilgisayar mühendisliği her zaman yani 25-95'ten alırsak 25 yıldır ben zaten bu sektörün içerisindeyim. Kendime hiçbir zaman yazılımcı demedim. Yazılım yazdığım da çok oldu. Yazılım mühendisliği yaptığım çok oldu. Ama hiçbir zaman ben yazılım mühendisliği demedim kendime. Belki İngilizcesi yazılım mühendisi olarak gözükmüş olabilir görev yaptığım kurumlarda. Ama işin temelinde az önce bahsettiğim gibi bilgisayar mühendisliğini bir yaşam tarzı olduğundan bahsediyorum. Sabırlı olunmalı, problem çözülmeye odaklanmalı. Problem çözerken de çözmeye odaklanılmalı diyorum. Şimdi burada yazılım mühendisliğinden bahsettim mi? Açıkçası bahsetmedim. İşte temelinde, işin temelinde adından ziyade odaklanılması gereken gerçekten bir dakika burada gerçek isterler nedir? Benim neye odaklanmam gerekiyor? Benim neyin farkında olmam gerekiyor? Aslında bilgisayar mühendisi mi, yazılım mühendisi mi sorusunda değil. Tamamıyla ben ne yapabilirim? İşte bunun yazılım mühendisliğiyle de alakası yok. Aslında bilgisayar mühendisliğiyle alakası yok. Meraklı olunmalı, sorular sorulmalı, problem çözmeyi sevmeli, insanların hayatını kolaylaştırmayı sevmeli. Şimdi bunu bilgisayar mühendisi de sever, yazılım mühendisi de sever. Ama temelinde müfredatta onlar olmalı. Buradaki lisans eğitimi onu vermeli. Verdikten sonra açıkçası bence bu verilebiliyorsa ben açıkçası adına çok dikkat etmiyorum. Ama şimdi bilgisayar mühendisinin de yazılım mühendisinin de alması gereken çok elzem, çok zorunlu dersler var. Bunlar genelde ortak bu arada. %80-90 örtüşürler. Siz şimdi aynı müfredata seçmeli derslerini, teknik seçmeli derslerini yazılım alanına mahsus derslerden oluşturursanız aslında bu bilgisayar mühendisi müfredatı, özünde odur, yazılıma daha aşinadır, yazılıma daha biraz daha o yöne kaymıştır denir. Aynı temel derslerin üzerine, bu sefer teknik seçmeli dersleri, biraz da bizim yaptığımız gibi bu arada, biz Acıbadem'de onu yapacağız. Yapay zeka, veri bilimi odağına kaydırırsanız da bilgisayar mühendisi müfredatı, o bölüm yapay zeka yönüne biraz yönünü çevirmiş demektir. Ama burada adını değiştirmek bence çok önemli değil açıkçası. Burada bilgisayar mühendisliği işin özüdür. Ama çağın gereklilikleri şu andaki günümüzde ne gerekiyorsa onlara uygun teknik seçmeli derslerle o müfredatı, o temel müfredatı zenginleştirmek tabii ki akademik kadronun bir görevidir. Bunu iyi yapması, bunu içi dolu bir şekilde yapması onun görevidir. Ama bilgisayar mühendisliği olarak bence kalması gerekir. Çünkü biz her yön değiştirdiğimizde o müfredatın adına veya o mühendisin adına başka bir isim verecek olursak işi çok sulandırmış oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim bakış açım burada işin zaten temeli bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği özelinde dersler alınabilir. Seçmeli dersler oradan seçilebilir ki gereklidir de. Ama işin özü, bence bunun felsefesi, bakış açısı nerede, nasıl öğrenilir diyorsanız bilgisayar mühendisliğinde öğrenilir diyorum. Peki bölüm Acıbadem Üniversitesi'nde %100 İngilizce olarak açıldı. Bu bölümü %100 İngilizce okumanın avantajı nedir sizce? Şöyle ki, bilgisayar mühendisliği bir kere program yazacağız, katma değer üreteceğiz dedik. Ama özünde program yazacağız. Ben şimdi programlama dillerine bakıyorum, kullandığımız programlama dillerini. Onların zaten kendine has bileşenleri zaten İngilizce adlandırılmış. Onların adı İngilizce bu arada. Şimdi dolayısıyla program yazarken bu böyle yapılıyor diye mi bakmak mı istersiniz? Yani hani şeyi görüp burada kırmızı kullanıyorum, burada mavi kullanıyorum gibi bakmak istersiniz. Yoksa onun ne anlama geldiğini özünde de bilip bilerek mi yazmak istersiniz, bilerek mi kullanmak istersiniz? Bence bu ikisi arasındaki fark da yatıyor. Yani İngilizce biliyorsanız, İngilizce eğitim görüyorsanız zaten orada bizim size gösterdiğimiz bileşenler de İngilizce adlandırılmış. Yani kavramlar İngilizce aslında bakarsanız. Şimdi kavram deyince de adını bilmekten bahsetmiyoruz. Adını bilebilirsiniz bir şeyin. Ama onun ne işe yaradığını, etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını bilmek için onun bir derinlikte bilmek gerekiyor. O da İngilizceden geçiyor diyorum. Bu birinci sebep bence İngilizce. İngilizcenin burada neden önemli olduğu bilgisayar mühendisliği eğitiminde. İkinci sebep ise bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini bitirdiğiniz zaman
Aslında sizin lokasyondan bağımsız olarak Türkiye'de, İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde katma değer üretmeye odaklanacağınızı söylemiştik. Artık sizin geliştireceğiniz ürün ve servislerin alıcısı sadece Türkiye değildir. Bütün dünyadır. Bir şeyleri ortaya koymak için çalışırken zaten takım arkadaşlarınız da başka milletlerden olabilir, başka uluslardan olabilir. Şimdi onlarla bir arada konuşabilmeniz gerekecek demektir. Konuşabileceksiniz. Yazdığınız ürünün alıcısı bütün dünya olacak. Bilgisayar mühendisi lokasyondan bağımsız dünyanın en iyi, en bilinen şirketlerinde çalışmak istiyor ise veya Türkiye dünyanın en bilinen, en gözde kurumlarına bir şeyler üretmek, bir şeyler satmak istiyorsa bunun yolu İngilizce'den geçiyor. Çünkü önce bir iletişim kurmamız gerekiyor. Birlikte çalışabilmemiz gerekiyor. Sana biz burada bütün dünya pazarına nasıl ortak olunabileceğinden bahsediyoruz açıkçası. Yani İngilizce o derece önemli. Bilgisayar mühendisliği için çok önemli ama sadece bilgisayar mühendisliği için değil, herhangi bir mühendis için çok önemli açıkçası. Hocam bölüm zaten günümüzde gerçekten çok popüler bir hale geldi. Evet. Ve artık gençler arasında yazarım okusaydım keşke söylemleri de var. Siz bölümün geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce bir şey cümle arasında da verdim. Ben şimdi robotik kodlamayı falan çok duyuyorum. Ya bu derecede artık insan mesela haber spikerlerinden de duyabiliyorum bazen. İşte algoritması ne diyor veya başka bir şeyler söyleniyor. Dolayısıyla insanların bu kadar gündelik hayatına girdiğine göre artık kazanılmış bir disiplinden bahsediyoruz. Bundan 20 yıl önce, 90'lardan bahsediyorum, 90'ların sonundan bahsediyorum. Bilgisayar mühendisliği sadece işte bunu erkekler yapar, asosyaller yapar. Bilgisayar karşısında oturacakmış işte günlerce. Biz o bilgisayar oyunlarını çok seven insanı aslında tarif ediyoruz bu arada. O herhangi birimiz olabilir bu arada. Bilgisayar mühendisi o demek değildi. Ama hiç kimse tanımıyordu. Çok yabancıydı. Dolayısıyla öyle bir hani bir yabancıyı hemen kapınızı açmazsınız değil mi? Hemen tanımaya çalışmazsınız belki. Tanımaya çalışmak gerekir bu arada. Öğrencilerimizden şunu bekliyorum. Belki soracaksınızdır ama açık fikirli olmalarını bekliyorum bu arada buraya gelmeden evvel. Bu çok önemli çünkü. Kendini geliştirmek için açık fikirli olmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bu yabancıyı açık fikirli olmadığımız durumda fazla tanımak istemeyiz. Ama bu yabancı eğer gerçekten bir şeyler üretmeye geldiyse, hayatımızı kolaylaştırmaya geldiyse biz zaten ister istemez onun o şeyini görürüz. O üretkenliğini, o sağladığı faydayı görürüz. Problem çözmek eşittir algoritmadır bu arada. Ben konuşmama başlarken şey demiştim. Problemi görmeli, problemi çözmeye odaklanmalı, onu yaparken de adım adım gitmeli, sabırlı olmalı demiştim ya. Onun teknik adı algoritma geliştirmek bu arada. Yani adım adım nasıl çözeceğini şöyle bir skeç halinde sunmak demek. Dolayısıyla birçok insan artık bundan bahsediyor. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği hiç olmadığı kadar popüler. Hocam son olarak şunu merak ediyorum. Öğrenciler tercih yaparken sizce nelere dikkat etmeliler? Üniversiteleri nasıl değerlendirmeliler? Siz tercih yaparken nelere dikkat etmiştiniz? Kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Eğer öğrencilerimiz Acıbadem Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini seçerlerse bence dikkat edecekleri bir şey yok. Çünkü doğru bir tercih yapmış olacaklar. Ben kendimden bahsedersem ben çok küçük yaşta ama şu anda bu bir şey ifade etmeyecek. Çünkü zaten çocuklarımız uzaktan eğitim görüyorlar. 5-6 yaşında artık önünde bilgisayar var. Çünkü ben kendim de bilgisayar mühendisi çok küçük genç bir yaştayken tanıştım deyince oradan sonra işte bilgisayar mühendisini seçtim. Şu anda bütün öğrencilerimiz için aynı şey geçerli. Yani o bir anlam ifade etmeyecektir. Bence öğrencinin dikkat etmesi gereken şey ben sabırlı mıyım? Problem çözmeyi seviyor muyum? Ve sayısala ilgim var mı? Sistematik düşünmekten bahsediyorum bu arada. Şimdi matematik denince akla ne geliyordu? Ben bu soruyu bu arada matematik bölümü hocalarıma sormuştum. Yani şu anda Türkiye'nin güzide üniversitelerinde matematik öğreten hocalardan bahsediyorum. Akademisyenlerden bahsediyorum. Matematik nedir sorusu bana yani az biliyorum tamam bir şeyler yaptım diye hani biliyoruz ya hepimiz işte lineer cebir işte o bu. Matematik bir dildir. Cevabını verdi sadece. Matematik bir dildir. Yani bir o dili öğrendiğiniz zaman siz o dilin bileşenlerini kullanarak aslında problem çözüyorsunuz. Şimdi bilgisayar mühendisliği de aynı şey. Siz bilgisayar mühendisinin dilini öğrendiğiniz zaman ama sadece programlama dilinden de bahsetmiyorum bu arada. O bakış açısını, o vizyonu öğrenmek de gerekiyor bu arada. Onu öğrendikten sonra üzerine de programlama dilini
o teknik dili öğrendiğiniz zaman artık siz problem çözmeye başlıyorsunuz aslında. Dolayısıyla matematikle bilgisayar mühendisliği arasında aslında çok yakın bir bağ var. Sayısala ilgisi olan, matematiğe aşığım, ondan bahsetmiyorum ama matematiğe bir aşinalık. Yani matematiği hiç sevmiyorum, bence bilgisayar mühendisliğine uygun değildir diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama bilgisayar matematiğe de aşığım denmesini beklemiyorum. Ama matematiği hiç sevmiyorum, bu büyük bir şeydir aday öğrenci için. O zaman bilgisayar mühendisliği senin için uygun olmayabilir. Belki daha sonra olabilir bu arada. Hani kapıları kapatmıyorum. Ben çok başka bölümlerden gelip bilgisayar mühendisliğini çok sevip çok üretken bilgisayar programı yazan diye. Çünkü mühendis demeyelim o durumda. Programı yazan insanlar gördüm. Şimdi sayısala ilgi ve sevgi. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü sabırlı olmazsanız bu arada nedir? Yani sabırlı olmaktaki şey ne? Bunu değişik bir örnek vereceğim. Tesla ile Edison'u biliyoruz hepimiz. Yani Edison işte ampulü kim buldu? İşte Edison buldu. Tesla'yı daha çok ama daha az biliyoruz Edison'a göre. Tesla ise şu anda bu kablosuz iletişimi mucidi bu arada. Çok daha şey birisi bence. Çok daha etkin birisi. Adı çok bilin. Şu anda belki elektrikli arabalarla biliyoruz. Tesla araba var ya. Onun da o adı zaten aynı Tesla'dan bahsediyorum. Nikola Tesla. Şimdi Tesla şey diyor ki Edison ampulü bulma macerasında yaklaşık 3000'den fazla materyal denemiş. O şeyde ampulün içerisinde o şeyi kullanacağı yani yanma şeyi var ya yanacak ve belli bir süre devam edecek. Onu bulmak için 3000 tane farklı materyal denemiş. Tesla bu arada Tesla Slav. Onu bulduğu doğduğu, büyüdüğü topraklardan Amerika'ya getiren, onu fasilite eden kişi ise Edison bu arada, söylemem lazım. Edison şirketlerinde çalışıyor. Çok daha büyük birisi oluyor bu arada bence. Edison vefat ettiğinde Tesla'nın Edison'la ilgili şeyi şu. Tesla diyor ki, eğer diyor Edison diyor, belli bir teorik şeye sahip olsaydı diyor, yani sistematik bakış açısına, belli bir teorik formasyona sahip olsaydı diyor, 3000 tane materyali denemeden evvel, 2900 tanesini hiç denememesi gerektiğini çok iyi bilirdi diyor. Ama o diyor, onu da şunu söylemem lazım ama diyor, 3000 tane materyali denemek için de acayip bir disiplin gerekiyor diyor. Yani ona veriyor ama diyor, 3000 tane denemeye de gerek yok diyor. Belli bir bakış açısıyla, sistematikle onun %90'ını eleyebileceğinizi söyleyebilirim diyor. Ben de aynı bakış açısındayım. Bilgisayar mühendisi, iyi bir bilgisayar mühendisi olmak için, bu dediğim, yani her şeyi denerim, bakarım, sabırsızım, ben bir sürü bir anda problemi çözmeye çalışıyorum, bir şey de koydum oraya, pek de düşünmedim üzerinde, hadi bir deneyeyim. 3000 tane materyal deneyebilirsiniz. Şimdi burada niye kendimizi yıpratalım? Dolayısıyla birazcık kendimizi arkamıza yaslanalım, bakalım, düşünelim. İşte orada sabırın önemi devreye giriyor. Sonra hareket planımızı algoritma olarak yazalım. Ondan sonra zaten sonuca çok çabuk ulaşırız. Dolayısıyla problem çözmeyi seven, sabırlı, sayısala ilgisi olan adaylar bence rahatlıkla bilgisayar mühendisliğini seçebilirler. Tabii ki İstanbul'da olan veya buraya gelebilecek tanıtım günlerinde özellikle öğrencileri, aileleri bekliyoruz buraya. Çünkü sonuçta ben öğrencinin lisans eğitiminde aktif bir rol almasını isteyen birisiyim. Yani üniversitede işte biz derslerimizi seçtik. Yönümüzü ayarladık, örnek veriyorum. Veri bilimi veya yapay zeka odaklı bir müfredat hazırladık size. Ben şef değilim ki. Sonuçta hani bu ona benziyor. Biz size tabağınızı hazırladık. İşte organik işte domatesler seçtik. Yok efendim işte etimiz güzel. Yani burası sizin gelip hani bir şeyler yiyip ondan sonra da beğendim beğenmedim öyle bir yer değil. Tam tersine sizin de şef olmanızı gerektiren bir yer olduğu için zaten aktif bir rol oynayacaksınız. Şimdi aktif bir rol oynayacaksanız biz birlikte çalışacağız demektir. Ben size bak tek yönlü bir öğrencilerimizden bahsediyorum. Tek yönlü bir etkileşimden bahsetmiyoruz. Çift yönlü, aktif katılımlı. Dolayısıyla burada bir takım oyunundan bahsediyoruz. Takım oyununu görmek için bir uyum var mı yok mu görmek için aday öğrenciler, veliler, eşleri, dostları gelip bizleri görüp bizlerle konuşarak çünkü o uyumu görebilirsiniz. İlk izlenim çok önemlidir bu arada. Söylediklerinizden bağımsız olarak o uyum zaten kendini bir gösterir. Dolayısıyla imkanı olan, buraya gelebilecek olan
aday öğrenciler ve eş ve dostlarından buraya gelip bizlerle tanışmalarını, konuşmalarını, burayı gezmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Gezemeyecek olanlardan ise sosyal mecralardan, zaten biz bu videoyu o yüzden çekiyoruz, onu herkes için çekiyoruz. Önce bir ilk izlenim oluşsun, daha sonra çok ciddi bir şekilde araştırma yapılsın lütfen. Çünkü bu önemli bir karar açıkçası. Ciddi bir araştırma yapılsın, eş ve dostu en güvenilen insanlara sorulsun. Çünkü bilgisayar mühendisleri, bilgisayar mühendisliği aslında çok da öyle hani birbirini tanımayan insanlar grubundan bahsetmiyoruz. Hocalar da birbirini tanır, akademisyenler birbirini tanır. Bu mesleği icra eden sektördeki insanlar da birbirini tanır. Üniversitelerde kimler var, ne yapıyorlar, nasıl bir kadro bu bilirler. Dolayısıyla mutlaka çevresinde insanların şeyler vardır diye düşünüyorum. Sorabilecekleri, bizleri sorabilecekleri, kurumu sorabilecekleri mutlaka sorsunlar. Varsa hala akılda cevaplanamayan sorular varsa e-mail ile, telefonla bizlere ulaşsınlar. Biz o soruları cevaplamaya çalışalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Anlattıklarınızla gerçekten aday öğrencileri aydınlattığınızı düşünüyorum ben. Onlar adına teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.